اگر یکی از شما در خانه شما بمیرد، آیا شما هم نمیمیرید؟ آیا میتوانید کار کنید؟ من سرباز بودم، تحت امر بودم. اجازه میدادند یک دم بنشینم. تا نصف شب مجبور بودم در جمع باشم. مجبور بودم برای گاری های ارتش نان بشمارم و نان برسانم. نمیخواستم خانه پدرم را ببندم و اینجا ساکن شوم. البته این تنها دلیلش نبود. واقعیتش این است. عشق من به ادبیات و آرزوی نویسنده شدن. Hagop Munsu'nun şahsım olarak hani çok sevdiğim ve kendimi çok yakın hissettiğim bir isim. Çok zengin ve zengin olduğu kadar da trajik bir yaşam öyküsüne sahip. Ermeni edebiyatının en önemli yazarlarından biri. 1886 doğumlu, Munzur dağları eteklerinde bulunan Armadan köyünde doğmuş ve hani İstanbul'da tabii eğitimini almış. İstanbul'da eğitim aldığı ve çalıştığı dönemde de buradaki edebiyat akımlarıyla çok haşır neşir. Aslında sessiz, sakin, kendi halinde bir hayata sahip. داد زدم زنده باد دکتر، عجب جان تازه‌ای گرفتم، چه تصادفی، پس میتوانم همین الان بروم. ساعت حدود 11 بود، فکر کردم نمیتوانم به کشتی برسم. داروهایم را گرفتم و از داروخانه اوتوچیان جهیدم بیرون. آیا میتوان در عرض چند دقیقه از کوچه پشت تیمچه سانساریان به اسکله گالاتا رسید؟ در شلوغی روی پل، حتی بدون معذرت خواهی هر که جلو میامد را کنار میزدم و نفسم بند آمده بود. کسانی که برای بدرقه مسافران آمده بودند تازه متفرق شده بودند. اسکلبان گفت کشتی رفت تقریبا 25 دقیقه پیش، رسیده بودی تو را هم سوار می کردیم و می رفتی. ناامیدانه گفتم ای، نتوانستم بهش برسم. دیگر چیزی نگفتم، سکوت کردم. در ماه می هیچ نامه ای از زادگاه هم نیامد. دوبار تلگرام با جواب ارسال کردم، پاسخی نیامد. به تلگرام سومم پاسخ داده شد، اینجا نیستند، به منطقه نامعلوم فرستاده شدند. پدر بزرگم ملکم 88 سال داشت، مادرم نانیک 55 سال، فرزندانم نورهان 6، مارنیک 4، آناهید 2، هاچو 9 ماهه و همسرم وگیدا 29 ساله هستند. چطور رفتند؟ Çok enteresan bir dönemi var Hagop Munsur'un. 1918'de kaleme aldığı yazılar var. O dönemde hikaye anlatıcısı, masal anlatıcısı olarak görüyoruz biz kendisini. Hani masal anlatıyor. Biraz böyle periler, cinlerin de olduğu masalları anlatıyor. Çok ilginçtir o dönem. Sonra bir romanı var. 1920'lerde, 30'larda yayınlanmış İkinci Evlilik diye. Orada ilk işte soykırımın yankılarını görüyoruz bu eserinde. 40'larda, 50'lerde kendi köyünü anlatmaya başlıyor. Kaybettiği
bir daha asla görmediği ve görmeyeceği ailesini, köyünü, hayatını ve kendisi de bunu da söylüyor zaten. Ben kendi kaybettiklerimi anlatmaya başlıyorum. Çünkü başka bir şey anlatacağım yoktu. Baktığınızda Hagop Montsuri çok iyi bir eğitim almış. Robert Kolejli kendisi. Çok diller bilen, Fransızca biliyor, İngilizce biliyor. Çok dilde edebiyat takip edebilen bir entelektüel aslında. Çok önemli bir entelektüel. Kendisini değerlendirebilecek yetkinlikte de bir kişi. Kendisinin rejyonalist edebiyat yaptığını söylüyor. Hagop Montsuri kesinlikle evet toplumsal hafızanın bir yansıtıcısı. Toplumsal hafızayı Hagop Montsuri koruyor, muhafaza ediyor. Bizim bugün kaybettiklerimizi aslında Hagop Montsuri'nin edebiyatında izlerini sürebiliyoruz. Özellikle tabii Ermeni köyleri açısından, Ermeni taşrası açısından. Neden olmasın aynı zamanda Türkiye taşrası hakkında en önemli edebiyatçılardan biri, sadece Montsuri değil, o dönem yaşamış diğer yazarlarda işte Hamaster diyelim, bunlar da bazıları Türkçe'ye çevrildi, Toto Wenz diyelim. Montsuri de bu zincirin bir halkası olarak nitelendirebiliriz. Kaybettiklerimizi biz kesinlikle Montsuri'de görüyoruz. Montsuri'nin de zaten amacı bu. ما یک لباس را 4-5 سال می پوشیم. ما هم مثل بقیه در ازدحام پیاده‌روها راه می رویم. هیچ کس ما را نمی شناسد. آنها حتی به ما نگاه هم نمی کنند. ما در کشتی یا قطار در قسمت درجه 2 می نشینیم. اگر درجه 3 هم بود حتما سوار آن می شدیم. خیابانهای ما باریک و تپه‌ای هستند. کف زمین خاکی است. پیاده‌روها آسفالت نیستند. بیشتر ما دهقان و شهرستان نشین هستیم. ما فرزند یک کارگر، یک صنعتگر یا یک خدمتکار هستیم. ما برای نان روزانه کار میکنیم. آن هم با دستمزد کم. Özellikle Hagop Montsuri edebiyatını ele alacak olursak evrenseldir. Yani burada sadece biz hani Ermenilerin hayatını görüyoruz evet fakat ama biz aynı zamanda Anadolu insanını orada görebiliriz. Dolayısıyla hem Ermeni edebiyatı için çok önemlidir, Ermeni köyü için önemlidir. Çünkü Ermeni köyü artık Anadolu'da yok. Artık kaybettiklerimiz biz orada okuyoruz. Fakat diğer yandan Türkiye, Anadolu halkları açısından önemlidir. Çünkü Anadolu halkları, Türkiye halkları hala orada devam ediyorlar kendi hayatlarına. Ve kim bilir belki Hagop Montsuri'yi okuduklarında kendi hayatlarını görüyorlar. Ben görmüyorum. Benim köyüm yok çünkü artık yok oldu. Hagop Montsuri yok olanı anlatıyor benim için. Fakat belki orada yaşayanlar hala kendi yaşantılarının izlerini görüyorlardır. Bunu belki orada direkt oradaki köylerdeki insanlarla konuşursak çok daha bizi farklı düşüncelere itebilirler diye düşünüyorum. Anadolu'daki Ermenice kaybolduğu için biz dili de bu şekilde kaybettiğimiz için Hagop Montsuri'nin edebiyatında biz aynı zamanda dilin de izlerini sürebiliyoruz. Çünkü Montsuri sadece İstanbul Ermeni Edebiyatı için değil, genel olarak Ermeni Edebiyatı, tüm dünyaya yayılmış Ermeni Edebiyatçıları için çok önemli bir yazar. Çünkü biz hani Anadolu'dan bahsediyoruz, evrensel Ermenilerin merkezi olarak görüyoruz, tarihi Ermenistan görüyoruz, soykırımda yitirdiklerimizi söylüyoruz. Bu açılardan Hagop Montsuri'nin önemi sadece Türkiye'li için değil, Ermenistanlılar için de, İran Ermenileri için de, Amerikan Ermenileri için de hepsi için önemli olmuştur zamanında. آثار من در تاریخ ادبیات وضعیتی متفاوت دارند. من قهرمانان و زندگی را توصیف می کنم که دیگر وجود ندارند. روایت های من روایت هایی صرف نیستند. تاریخ مردم هستند. شهادت هایی که درباره ایشان می نویسم. سینما و تئاتر آنها را بازی می کنم. آنها همچنین فولکلور قهرمانان من و مکانی هستند که آنها در آن زندگی می کنند. این پانتئون آنهاست که من آن را به ادبیات تبدیل می کنم.